İran ve İsrail arasındaki ilişkiler uzun zamandır gergindir. İsrail, İran'ın nükleer silah geliştirmesine ilişkin ciddi endişelerini sürekli olarak dile getirmiştir. Buna karşılık İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei daha önce İsrail'in İran'a meydan okuması halinde İsrail şehirlerini hedef alacakları uyarısında bulunmuştu. İran'ın özgüveni iki farklı askeri gücünden kaynaklanmaktadır. Bunlardan ilki Farsça'da Nezace olarak bilinen İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, ikincisi ise İslami Devrim Muhafızları Ordusu'dur. Peki devrim muhafızları ne kadar güçlü? Biraz daha derine inelim. İslam Devrim Muhafızları Ordusu ya da DMO 1979 yılında İran İslam Devrimi'nin Şah Muhammed Rıza Pehlevi hükümetini başarıyla devirmesinden birkaç ay sonra kuruldu. DMO'nun kurulmasının ardındaki temel amaç İslam Devrimi ideolojisini ve Ayetullah Ruhullah Hümeyni liderliğindeki yeni rejimi korumaktı. Bu gücün İran'ın eski rejime sadık olarak algılanan konvansiyonel ordusunun yerini alması amaçlanıyordu. Başlangıçta görevleri rejimi karşı devrimci unsurlardan korumaktı. Daha sonra 1980'den 1988'e kadar süren İran-Irak Savaşı sırasında yabancı ve Şah yanlısı güçlere karşı gerilla savaşı yürüttüler. Sonrasında 2011'de başlayan ve halen devam etmekte olan Suriye İç Savaşı'na dahil oldular. Yıllar geçtikçe devrim muhafızları modernleşti ve rolünü genişletti. Askeri yeteneklerini geliştirdiler ve modern teknolojiyi benimsediler. DMO askeri görevlerinin ötesinde petrol ve gaz projelerinden inşaat ve telekomünikasyona kadar milyarlarca dolarlık çeşitli ekonomik sektörlerde de yer aldı. Buna savunma sanayi ve ticareti de dahildir. Tek güçleri ekonomik güçleri değil, Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in pek çok kabine üyesi eski DMO subaylarından oluştuğu için önemli bir siyasi güce de sahipler. DMO'nun örgütsel yapısı karmaşıktır. İran'ın şu anki dini lideri Ayetullah Ali Hamenei, DMO'nun en yüksek rütbeli komutanıdır. Ordu, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, Kudüs gücü ve Bezic milisleri gibi çeşitli birimlerden oluşmaktadır. Kudüs gücü, İran'ın çıkarları doğrultusunda gizli ve dış operasyonlar yürütmekten sorumlu özel bir birimdir. Bu güç özellikle Sovyet-Afgan Savaşı, 1982 Lübnan Savaşı, 1992-1995 Bosna Savaşı, 1985-2000 Güney Lübnan Çalışması, 2001 Herat Savaşı, Belucistan Çatışması, 2014 Kuzey Irak Saldırısı, 2004'te başlayan İran-Pıjak Çatışması ve IŞİD'e karşı askeri müdahale gibi çeşitli olaylarda yer almıştır. Kudüs gücünün birinci rolü, İran'ın dünya çapındaki müttefiklerini desteklemek ve İran'ın ideolojik gündemini uluslararası sahnede destekleyip korumaktır. Operasyonları Lübnan, Irak ve Yemen gibi ülkelerde dahil olmak üzere, özellikle Orta Doğu'daki İran'ın çıkarlarına uygun gruplar için gizli faaliyetler, askeri yardım, eğitim ve lojistik desteklerini kapsamaktadır. Daha da önemlisi, 1982'de Lübnan'da Hizbullah'ın kurulmasında önemli bir rol oynamışlardır. Ayrıca dini müesses nizama sadık gönüllü paramiliter bir güç olan Bezic birimini de denetlemektedirler. Bu güç sık sık hükümet karşıtı protestoları bastırmakla görevlendirilir. 1980'lerdeki savaş sırasında Irak güçlerine karşı İran insan dalgası saldırıları başlatmışlardır. Resmi kayıtları 60 bin kişi olarak geçse de pek çok analist aktif Bezic gönüllerinin sayısını 1 milyona aşabileceğine inanmaktadır. Günümüzde devrim muhafızları İran'ın dış politikasında ve güvenlik işlerinde merkezi bir role sahiptir. İran'ın Orta Doğu'daki özellikle de Suriye, Lübnan ve Irak'taki müttefik gruplarını desteklemektedirler. Ayrıca füze teknolojisinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamakta ve İran'ın iç siyasetinde de etkili bir güç oluşturmaktadır. Veriler 2022 itibariyle DMO'nun yılda en az 210 bin aktif askeri personel eğittiğini ve 60 bin kişilik ek bir paramiliter güce sahip olduğunu göstermektedir. Savunma bütçeleri için 2020 yılına ait bilinen son rakam 6.96 milyar Amerikan dolarıdır ki bu rakam İran'ın askeri bütçesinden oldukça yüksektir. Devrim muhafızlarının kara kuvvetlerine gelince 150 bin personeli bulunmaktadır ancak kullandıkları silahlar toplam 69.685 araçtan oluşan İran Ulusal Ordusu tarafından kullanılan silahlarla birleştirilmiştir. Buna 4.071 tank, 580 kundağı motorlu top, 2050 çekili topçu ve 1085 roket topçu birimi dahildir. 1925'ten 1979'daki İran devrimine kadar İran'ın başlıca silah tedarikçileri arasında Amerika,
Birleşik Krallık, Fransa, Batı Almanya, İtalya, İsrail ve Sovyetler Birliği gibi ülkeler yer almıştır. Odağımızı devrim muhafızlarının deniz kuvvetlerine çevirelim. Deniz kuvvetlerinin 20 binden fazla deniz personeli olduğu tahmin edilmektedir. Başlıca savaş gemileri, ilk olarak 5 Eylül 2022'de faaliyete geçen nispeten yeni olan yerli yapım Şehit Süleymani sınıfı füze korvetidir. Hızlı saldırı gemileri olarak Çin'den temin edilen Şehit Mahtavi, Şehit Kort, Şehit Şafiyeyi, Şehit Havassoli, Şehit Hocazade, Şehit Dara, Şehit Avsalan, Şehit Reisi, Şehit Golzan ve Şehit Sohrabi sınıfları da dahil olmak üzere bir dizi gemi kullanmaktadırlar. Ayrıca Şehit Rüyar adında İran yapımı bir gemileri de bulunmaktadır. Ayrıca kıyı şeridinde deniz operasyonları ve asker çıkarma için tasarlanmış amfibi gemiler de işletmektedirler. Bu gemiler arasında Hollanda'da üretilen Hicaz ve Kerbela ile Güney Kore'de üretilen Farsi, Serdeş ve Saf Seel yer alır. Nakliye gemileri olarak ise Nasser 111, Nasser 112, Nasser 113 ve Şehit Siyavaşı'yı kullanmaktadırlar. İlginç bir şekilde İran, Şehit Nazeri gibi yüksek enboy oranlı çift gövdeli gemi olarak bilinen özel bir gemi kategorisine de sahiptir. Bu tür bir geminin iki uzun ve dar gövdesi vardır ve geminin uzunluğu ile genişliği arasında yüksek bir enboy oranı oluşturur. Bu yüksek enboy oranı geminin açık denizler gibi dalgalı sularda dengeli bir şekilde seyretmesini sağlar. Devrim muhafızları donanmasının Şehit Ravudaki ve Şehit Mahtavi gibi deniz üssü gemileri de bulunmaktadır. Ayrıca 21 devriye botu ile donatılmıştır. Bunlardan bazıları Çin yapımı, Azarakeş, Kuzey Kore yapımı, Peykap, Bir ya da Zulcenah, İsveç yapımı Tarık, İran yapımı Aşura, İtalyan yapımı Aşura 33, İngiltere yapımı Cougar ve diğerleridir. Şimdi de hava kuvvetlerine bakalım. DMO'nun hava filosu 15.000 kişilik bir personel gücüne sahiptir. Savaş uçakları filosunda Rus yapımı Sukhoi Su-22 ve Sukhoi Su-25 jetleri bulunmaktadır. Ulaşım amacıyla Sovyet yapımı Ilyushin Il-76 TD, Ukrayna'nın Antonov An-74 TK-200, Çin'in Harbin Y-12-2 ve Fransız yapımı Dassault Falcon 20F uçaklarını kullanmaktadırlar. Helikopterler söz konusu olduğunda cephanelikleri Rus yapımı Mi-17'ye ek olarak hepsi İran'da üretilen Tufan 2, HESA Şahit 285, HESA Şahit 278 ve HESA Şahit 274'ten oluşmaktadır. İnsansız hava araçları alanında ise devrim muhafızlarının Ebabil, Muacir 1, 2, 3, 4, Karar, Şahit 129, Yasir ve Sıagik gibi etkileyici bir yerli İHA serisi bulunmaktadır. Ayrıca başta balistik füzeler olmak üzere çeşitli füzelerle donatılmışlardır. Uzmanlar bu birliklerinin Orta Doğu'daki en büyük güç olduğunu düşünmektedir. Füze birlikleri Fajir 3, Mirm, Şahap 3, Kadir 110, Aşura, Secil, Simurg, Emad, Hürremşehir, Huveyze, Dezvul, Riyad 500, Haç Kasım ve en son eklenen Fattah adlı hipersonik balistik füzeye sahiptir. Bununla da yetinmeyen ve devrim muhafızları uzay komutanlığına ev sahipliği yapan Hava Uzay Kuvvetleri 2020'den bu yana kendi uzay programını başlatarak önemli ilerlemeler kaydetmiştir. İlk askeri uyduları Nuru başarıyla yörüngeye göndermişlerdir. 27 Eylül 2023'te bunu şu anda dünya yüzeyinden 450 km yukarıda yörüngede bulunan Nur 3 adlı bir başka askeri uyduyu fırlatarak takip etmişlerdir. Bu gelişme başta Amerika ve İsrail olmak üzere birçok ülkede endişelere yol açmıştır. Bu konuda Amerika ve Avrupa Birliği uzun zamandır İran'ı terörist bir devlet olarak nitelendirmektedir. 2020 yılında Amerika, Irak'ta üst düzey komutan Tümgeneral Kasım Süleyman'ın ölümüyle sonuçlanan bir drone saldırısı gerçekleştirmiştir. Süleyman'ın ölümü özellikle de üst düzey bir komutanın misilleme olarak tüm Amerikalı liderlerin öldürülmesinin yeterli olmayacağı yönündeki yorumundan sonra potansiyel bir çatışmanın sinyallerini vermiştir.